Evet. Ver bakalım. Beş vakit namaz. Beş vakit namazda okuduğumuz Fatiha suresinde ihdine sırat-ı müstakim diyoruz. Bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle ya Rabbi diye dua ediyoruz. Günde beş vakit. O ihdine sırat-ı müstakim dediğimizde sırat-ı müstakim nedir? Evet. Sırat-ı müstakim diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İslam dinidir. Yolların en güzeli İslam dini ve hac yoludur. Ve Allah yolunda savaşmak kazadır. Evet, sırat-ı müstakim, ihtina sırat-ı müstakimdeki hidayet talebinden ibaret. Hidayet ver, dost doğru yola bizi ilet demek, hidayet talebinde bulunmaktan ibarettir diyor Fahreddin Razi Hazretleri. Hidayetin elde edilmesi için iki yol var. Birisi delille, hüccetle bilmek, bir şeyi bilmek, anlamak. Evet, hidayeti elde etmek için birinci yol delille, hüccet ile bilmek. İkincisi İç, kalp, batınımız, bunları tasfiye etmek, temizlemek, riyazet yapmak. İnsan iki unsurdan oluşuyor. Bir, nefsi emmare kısmı var. Çamurdan yaratılmış olan cismimiz, cesedimiz, nefsi emmaremiz var. Bir de وَنَفَقْتُ مِنْ رُوْهِ Adem Aleyhisselam'ı yaratmış Allah kokar çamurdan, ruhumdan da ona üfledim. Bir arştan gelen ruh tarafımız var. Ruh tarafı herkes kendi vatanını özler. O da arş-ı alayı özlüyor. İnsanı arş-ı alaya başı değmesi için gayret ediyor. Bütün düşüncesi o. Çok kokar çamurdan yapılmış olan cesedimiz de, nefsi emmaremiz de herkesin ayağının altında toprak, üstünde çiğniyor herkes. O da herkesi aşağı çekmek istiyor. Hayat bundan ibaret. Mücadeleden ibaret. Biri aşağı çekmek istiyor, nefsi emmaremiz. Biri de ruhumuz bizi yüceltmek istiyor. Hayat demek, mücadele demek. Mücadelede kazandınız mı, başınız arşa değiyor. Evet, bu bedenimizi tasfiye, riyazette, nefsi emmaremizi hizaya getirme, oruç bunların en başında geliyor. Onun isteklerini azaltmak, yok etmeye yakın duruma getirmek için oruç. Nefsin azgınlıklarını hizaya getirir. İbadetler, teheccüd namazları. Evet. Kötü durumlardan uzak kalmak, kötü arkadaşlardan, kötü görünüşlerden uzak durmak, içimizdeki şeytandan gelen vesveseleri, haset duygularını, kibirden gelen o duyguları atmak ve ruh tarafını iltizam etmek. Böyle olur. İkincisi böyle olur. İşte delil bulursun. Delil aramaya gerek yok. Alemde her şeyi Allah'ın bir olduğunu delalet ediyor. Evet. Bir tohumdan bakıyorsun koca ağaç çıkıyor. O tohum içine bu özellikleri kim verdi? Evet. İnsan bir su damlasından ibaret değil mi başlangıcı? Sonra bakıyorsun yeşil gözlü, kara gözlü, kaslı gözlü, saçlı, sakallı. O bir damla suyun içinde bunları, bu özellikleri kim koydu? O kadar delil var. Neye baksanız bunu yaratanın olduğunu gösteriyor. İşte delille Allah'ı bilmek, hidayete ermek için. İkincisi bu nefsin arzularını
yenmek ve ruh tarafı iltizam ederek tasfiye etmek suretiyle ruhu güçlendirmek ile olur. Evet. Bu delil yoluyla Allah'ı bulmak işleri sonsuz, çok. Her şeyde bir Allah'ı, Allah'ın bir olduğunu, varlığını ifade eden bir şeyler var, deliller var. Her şeyde. Bunu bu kadar çok, bunlar çok. Evet. Ve fi kulli ayetin tedullu ala ennehu vahid. Allah'ın bir olduğuna her şey delalet eder. Riyazet yoluyla, temizlenmek yoluyla, tasfiye yoluyla bu da çok geniş bir deniz. Sahili görünmüyor. Niceleri bu orada kaybolmuş gitmiş. Niceleri de işte bu tasfiye yoluyla Mevlana olmuş, Yunus Emre olmuş, değil mi? Hacı Bayram Veli olmuş, bizim tanıdıklarımızı söylüyorum. Çok, evet. Her birinin Allah'ı bulma yolunda gidişte özellikleri var. Her birinin usulleri var. Her birinin yolu yordamı var. Bunlar bugün artık yazılıyor, çiziliyor. Böyle kimselerin eserlerini herkes okuyabiliyor. Evet, herkesin gidiş yolu var. Mevlana Hazretleri üst tabakaya hitap etmiş. Yunus Emre Hazretleri halk tabakasına hitap etmiş. Herkesin bir şeyi var. Kur'an-ı Kerim'de de وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا. Herkesin böyle gideceği bir yolu var. Evet. İşte bunları Allah'a yalvarıp iyi bir rehber, iyi bir arif, alim, kamil bir yol göstericiden onun yardımıyla bulmak. Tek başına giderseniz aldanabilirsiniz. Tehlikeli yollardır. Evet. Şeytan çünkü bizim ezeli düşmanımızdır. Bilhassa böyle gerçeği aramak için yola düşenlere çok tasallut eder. Onları yanlış yollara sevk eder. İnsan da parayı sever. Yemeği sever. Evet. Şehveti sever. Bütün bu isteklere karşı da akıl da ruh da hayır dur diyor. Bunlara karşı mücadele etmek tek başına zor olur. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rehberimizdir. Onun gibi, onun bütün şeylerini, hadislerini, sözlerini, fiillerini kendine öğrenip, rehber edinip hayatında uygulayan kimseler, onun gibi olanlar, biz de örnek alacağız. Örnek alacağız. Onu çok seveceğiz. Peygamber, Allah'ın emri de böyle zaten. Ona tabi olun diyor. Ona itaat edin diyor. O örneğiniz diyor. Onu yaptıysa onun gibi yapın diyor. Onu takip edeceğiz. Onu sevenler, onun yolunu takip edenler işte Fatih olmuş. Evet, Fatih peygambere aşık. Efendimiz İstanbul'u alan ne güzel kumandan, asker ne güzel asker buyurmuş. O da ben alacağım demiş. Allah'ın bu ne güzel kumandan dediğin, Resulullah ne güzel kumandan dediğini adam olacağım demiş. Çok tahsilli, çok zeki, deha sahibi bir insan. Resul-i Ekrem'e aşık. Bütün şer'i bilgileri en iyi şekilde tahsil etmiş, öğrenmiş. Bu bilgiyi öğrenmek yetmiyor. Bir de Efendimiz'e tam sırılsıklam aşık. Evet. Mehmet Fatih. Muhammed Fatih. Onun için kafasına koymuş, kalbine Efendimiz'in sevgisini doldurduğu gibi Allah'a inancı bütün zerrelerine yerleştirdiği gibi dağa taşa da Peygamber Efendimiz'i ismini yazmış. Evet, şimdi Boğaz'a giderseniz Yıldırım Bayezid'in yaptığı Anadolu Hisarı'na bakarsanız Fatih'in yaptığı bu Rumeli Hisarı burada, evet, şu yukarıda
Allah var, Muhammed var yukarıda. Bir tarafta Allah yazısı var, bir tarafta Muhammed yazısı var. Bu tarafta Ebu Bekir, boyutta Ömer, Osman, Ali böyle gidiyor. Aşere-i Mübeşşere. Orada Muhammed yazısını görebilirsiniz. Burçlara Muhammed yazdırmış. Diyor ki, ya Rabbi, ben Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme aşıkım. Ona inandım, onu seviyorum. Etime kemiğe onun sevgisini nakşettiğim gibi dağa taşa da onun ismini yazıyorum. Böyle peygambere bağlı olanı da Allah aziz etmiş. Kim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem severse, sünnetlerini hayatında rehber edinirse hep aziz olmuş. Hep aziz olmuş. Evet. Bunun yolu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme uymak. Onun sünnetlerini şimdi evvelsi gün bir yerdeyiz. Önemli mevkide olan bir zat. Teferruatla uğraşıyorlar bazı hocalar filan filan. Asıl meseleler duruyor. Teferruat dediğin niye? Teferruat dediği peygamberin sünnetleri. Peygamberin sünnet teferruat olur mu hiç? Evet. İşte maalesef böyle yanlış şeyler sapanlar var. Buraya mihraba girmek için kapıdan geliyorsun. Caminin kapısından giriyorsun. Caminin kapısından girmek için avlunun kapısından giriyorsun. Kaç kapıdan giriyorsun? Doğrudan doğru buraya gelebiliyor musun? O güzel sünnetlere, senin teferruatın sünnetlere uymazsan işte o senin asıl mesele dediğin şeylere gelemezsin. Maalesef böyle yanlış yollara sapanlar var. Evet efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğinde Kur'an'a uymak. Kur'an genel prensipleri içeriyor. Akimus salâ, namazı kılın. Nasıl kılacağız? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmasa namaz yok. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Semiyallah, bunları öğreten bize o. Secde etmeyi öğreten o. Secdede alın burun yere değer, iki el yere değer, dizler yere değer, iki ayağın parmak uçları yere değer diyen o. Nasıl secde yapacağını anlatan o. Hac edin, Allah Celle Celaluhu imkanı olanlar için hac etmek Allah için borçtur. Nasıl hac edeceğiz? Huccu, ben nasıl hac edersem öyle hac ediniz. Haccı gösteriyor. Zekatı veriniz veya tüz zeka, zekatı veriniz. Nasıl vereceğiz? Hangi maldan ne vereceğiz? Kime vereceğiz? Bunları tarif eden o. Evet, oruç nasıl tutacağız? Bunları tarif eden o. Kur'an'ı açıklayan o. Zaten şimdi görüyorsunuz, sırat-ı müstakim dindeki İslam'dır, haçtır, Allah yolunda savaştır. Bak açıklıyor sırat-ı müstakim ne olduğunu. Diğer şeyleri de açıklıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri Kur'an'ı açıklar. Biz de onun devrinde yaşayamadık, bulunamadık. O zaman anlayamadığımız bazı şeyler olabilir. O zaman Ebu Bekir'e soracağız. O dizin dibinden hiç ayrılmadı. Ömer'e soracağız, Osman'a, Ali'ye. Bunlara soracağız işte şu. Aşere-i Mübeşşere, bütün sahabiye soracağız. Bunları da bilemiyoruz. Öyleyse sen lokantacısın, ben işte öğretmenim, öteki terzi, öteki şu bu. Herkesin bir çalıştığı saha var. Bunları da bilmeyebilir. Ha, o zaman bunları bilenlere soracaksın. Ha, ünder bilen İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam Şafii, Muhammed bin İdris, Malik bin Enes ve Ahmed bin Hanbel gibi alimlere soracaksın. Yol bu, yolak bu. Evet, böyle gitmezseniz ne yapacağınızı tehlikeli bir yoldur. Şeytan da peşinize takılır, sizi çeşitli şekillerde aldatabilir. Onun için böyle Efendimiz'in sünnetlerinin yolundan evet arif olarak muhakkik, her şeyin aslını tahkik eden böyle kimselerin peşinden giderek bunlar derin meseleler. Derin meseleler. Bunları bilenlere soracağız. Fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lemûn. Allah Teala emir buyuruyor. Bilmiyorsanız benim mantığıma göre hayır. Hayır.
Bilmediğinizi bilenlere sorun. Allah'ın emri bu. Herkesin sahası var. Ben şimdi size ilaç versem inanır mısınız? Hoca, kendi işine bak dersiniz. Ne güzel. İnsanlar da bu işin uzmanı değilse bilenlere soracaklar. Kendi kafasından ahkam kesmeyecekler. Benim kanaatime göre bir haram olmaz. Asla değil. Şimdi moda da. Şimdi herkes benim mantığıma göre de hep ahkam kesiyor. Kimsin sen yahu? Bu Müslümanlığın bozulmasına, Müslümanların darmadağın olmasına sebep olan şeylerdir. Üstelik burada şeytan, amansız düşmanımız bizi sapıtır gider. Sapıtır gider. Adamın birisine hacca giderlerken arkadaşları latife yapmışlar, takılmışlar. Havaalanına varmışlar. Adam ön sırada. Biliyorsun havaalanının önünde otomatik kapılar ya, camlar hemen açılmış kapılar. Ondan sonra tuvalete gitmişler, elini uzatınca şarr atmış musluğu açmadan. Demişler, sen olmuşsun, evliya olmuşsun, görüyor musun? Kapının önüne geliyorsun, camla açılıyor. Musluğu elini uzatıyorsun, şarr kendi akıyor. Adam buna inanmış, bilgisi yok, cahil adam. Kanmış buna. Efendimiz'i Medine-i Münevver'e varmış. Ya Resulullah ben geldim, hiç hoş geldin demiş. Eksik içinde. Evet, insan bilmezse, gideceği yolu yordun bilmezse böyle gaza gelir, nefsini uyar. Onun için Allah'ın emri önemli. Bilenlere sorun. En güzel bilen Muhammed Mustafa. Onu bilemiyorsan, hoca değilsen hocalara soracaksın. Evet, bu dini İslam, sırat-ı müstakim, ihtinas sıradan müstakim derken, dost doğru yola bize ilet ya Rabbi derken, kasıt neymiş Efendimiz söylüyor. Müslümanlıkmış, dini İslam'mış. Onun aslı Kur'an, onu açıklayan sünnet, onu açıklayan icma, onu açıklayan kıyas. Bunlar asıl, bunlara uyacağız. Bunların yolundan gideceğiz. Diyor ki, وَرْتَرِيكُ hac. O da Allah'ın emri. Hacca gidin diyor. Hac yoludur. وَالْغَزْ فِي سَب۪يلِ Allah yolunda kazadır, savaştır. Savaş etmesini bilmezsen namusun gider, canın gider, malın gider, dinin gider. Değil mi? Şimdi Çin'de Türk kızlarını gelenler, beni de ziyaret ettiler. Gelenler söylüyor. Türk kızlarını Çin erkeğiyle evlendiriyorlar zorla. Türk erkeklerini Çin kızla evlendiriyorum bozmak için. Bozmak için. Ve karşı gelirsen de yok ediyorlarmış. İşte oradan kaçıp gelen bir tanesi şu anda Mekke-i Mükerreme'de. Bizim de dostumuz. Gidemiyor yerine öldürecekler diye. Evet. Savaşabiliyorsanız, bunları sokmazsanız, evet. Çanakkale'de 253 bin şehit vermeseydik, İstiklal Harbi'nde canımızı veririz, namusumuzu, vatanı çiğnetmeyiz demeseydik, bu konuşmayı yapamazdık. Böyle bir vatana sahip olamazdık. Evet, dosdoğru yol budur, gideceğiniz yol budur, diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Şimdi Ahmed İbn Hanbel'in Hakim-i Müsteddek'inde Ahmed İbn Hanbel'in eserinde ve Hakim-i Müsteddek'inde daraballahu teala meselen sıratan müstakimen ve la cenbi sıratı suran fihime ebvab fetiha. Şimdi sırat-ı müstakim, dost doğru yol konusunda iki şey var. Perde var. Evet, iki perde var. Birisi açık kapılar var. Evet, başka kapıların arasında perdeler var. Evet, sırat, köprünün üzerinde bir çağıran var. Eyyühennaz, ütkülü sırata cemi'an ve la te'avvecu. Hey, gelin buraya insanlar diye bağıran bir adam var. Sapma insanı sonra gelin buraya diyen var. Evet, biri de Sırat Köprüsü'nün üstünde var. İnsan işte bu kapılardan birisini açmak istediği zaman, evet, sen hangi kapıyı açacağını nerede bileceksin?
Onun içinde ne olduğunu nereden biliyorsun? Onun için bunu bilen İslam yolunu öğrenmek için Kur'an'ı bileceksin. Onu bilemiyorum. Muhammed Mustafa'nın sünnetlerini bileceksin. Onu bilemiyorum. İcmayı, sahabilerin şeylerini bileceksin. Onu bilemiyorum. O zaman bir büyük müçtehit imama tabi olacaksın. Öyle şu kapıdan git, onların yoluna uyacaksın. Evet. Burada bu İslam Allah'ın insanın hayatındaki nereye gideceğini, nereye gitmeyeceğini emirler var. Kur'an'daki emirler, peygamberin emirleri böyle sınırlar çizmiş. Kapılar böyle. Bu kapılar koymuş. Buraya yok. Burayı yol burası. Kapalı yerler haramlar. Oralara girmek yok. Öyle diyor Allah. Yaklaşmayın. Evet. Peygamberimiz bize bunları söylüyor. Onun sahabeleri bize söylüyor. Onun yolundan gidenler de işte biz de onlara bakarak sizlere burada anlatıyoruz. Yol yordak budur diye. Evet, sırat-ı müstakimi şeydir. Öyle söylüyor güzel peygamberimiz. İhtinas sırat-ı müstakim İslam'dır, haçtır. Onu söylüyor efendim, bir açıklıyor. Allah yolunda kazadır. Bunlardan şaşmayın diyor. Cabir Hazretlerinden nakledilmiş. Allah onlardan razı olsun. Es-su'udu cebelin min narin yetesa'adu fihil kafir. Evet, Kur'an-ı Kerim'de Müddessir suresinde kafirler, cehennemlikler cehennemde ne yapacak? Başlarına neler gelecek? Var. Orada seirhikuhu su'udan. Evet. Biz onu sarp bir yokuşa, çetin bir azaba sardıracağız. Evet, üzerinde ayakların tutunamayacağı yalçın kaya. Evet, yalçın kaya. Öyle bir sarp yola sevk edeceğiz. Dünyada böyle. İnsan iki taraflı ya, o nefsin arzu ettiği piyasada şimdi sokakla onlarla dolu. Her şey onlarla dolu. Nefis ona meylediyor. Nuh, ruhun sesi duyulmuyor. Aklın sesi duyulmuyor. İşler iyice karıştı. Hakikaten o arzulara orada durmak kolay mı? İmkanın var. Gözün yumsan, köşeyi dönersin, zengin olursun. Pislik yaparsın, suistimal yaparsın. Para da tatlı, değil mi? Adam bir şey anlamıyor. Elime düşmüş bir kuş. Aldat geç. Nefis de bunu ister. Ha böyle durumlarda nefsin şeysi, dihardan bazen baskılar olur. Evet, yolda giderken örtülü kızı tokatlıyor şey içindeki inançsızlıktan dolayı onu hor görüyor. Gözü görmek istemiyor. E o kızcağız örtmeyi, değil mi? Ört neyi? Sen örtmüyorsun, örtme. Bu örtüyor. Hazmedemiyor. Zor değil mi örtmek? Alay ediyorlar. Bak tokat yiyorlar. Ha bunun gibi dürüstlük konularında önüne birçok engeller olabilir. Zor yokuş, bu da zor yokuş. Yani cehennemde onların azabının ağırlığını gösteren bir ifade mi? Bize de öyle dünya zor yokuştur. Nefsin arzularına dünyada bizi çağıran, yanlış yere çağıran hususlar alabildiğine çevremizde çok. Onlara dur diyebilmek zor yakıştır. Dünya hayatı böyledir. İşte böyle aldanırsın, bir de bakarsın bir anda sıfır olmuş, elinde bir şey yok. Kimler gelmiş, kimler geçmiş bir yollardan, bu dünyadan. Ha, ama bunu her zaman düşünemiyorsun işte. Bunu düşündüysen zaten dengeli gidiyorsun. Ama işte böyle çetin bir yol, ona da şey edilebilir. Cehennemde onların gideceği bir sarp yokuştur. Evet, diyor ki kafir cehennemde Es-Suud'dan burada biz kafiri sarp yokuşu sardıracağız. Evet, cebelün min narin yetesa'adu fihil kafir.
kafir o dağa tırmanır. Ateşten bir dağdır o. Kur'an-ı Kerim'deki Seürhikuhu Suuden'deki Suud diyor Efendimiz, ateşten bir dağdır. Kafir oraya tırmanır. Tırmanır. Seb'ine harifen, 70 mevsim, 70 yıl, 70 sene, 70 sene o sarp kayaya tırmanır. Tutunacak yeri yok. Düştüğün parçalanacak. Gene çıkacak. Tırmanmaya, tutunmaya çalışacak. 70 yıl. Sümme yehvi fihi, çıktı. Kezalik. Tekrar aşağı indiririz. 70 yıl iner. Bir kaysa uçurum. Çıkışı felaket, inişi felaket. Böyle çıkışı 70 sene, inişi 70 sene. Bu iş ebeden kafirler için cehennemde o sarpaya tırmanış, iniş ebedi devam eder. Çıkışı 70 sene, inişi 70 sene. Ebeden devam eder. Seyürhikuhu suudendeki suud budur diyor güzel peygamberimiz. Allah bizi imandan, İslam'dan ayırmasın. Neslimizi imandan, İslam'dan ayırmasın. Nasip olanlara da Allah hidayet versin. Ama işte böyle. Ama işte böyle. Evet, Ahmed İbn Hanbel Tirmizi, İbn Hibban Hakim Müstedrek'inde Ebu Said Hudri'den evet naklediyorlar. Allah onlardan razı olsun. Evet. Es-Safa. Evet. Yalçın kaya. Ez-Zellal. Evet. Bu tutunulamayan bu yalçın kaya. Ellezî lâ yesbütü aleyhi aktâmul ulemâi tuma'a. Tamakar alimlerin ayakları orada duramaz, tutunamaz. Böyle tutunacak bir yeri yok. Safa. Evet, böyle bir düz kayalık. Üstünde tutunamazlar. Şimdi alimler dedi peygamberimiz hem biliyor. Biliyorum, o da insan. Onun da nefis tarafı var, iyi tarafı var. Bir de diğer vatandaştan daha da tehlikede. Birçok şeyler bilince, güzel konuşunca, seni bilince herkes elini öpmeye kalışır. Böyle yoldan geçer, herkes sıra olurlar. Allah senden razı olsun hocam falan diye yoldan geçirmezler. Öyle sevgi duyarlar. Ben neymişim yahu diye hemen gaza gelir. Evet, tehlikeli uçurum alimlerin. Onlar da bu işleri istismar eden olabilir. Bu yola, nefsinin yoluna girdikten sonra bir numara benim, en büyük benim demeye kalkar. Bazısı bu ilmini maddi çıkarlar için kullanır. Para kazanmaya gider. İdareci ben olacağım der. Başındaki müminlerin ülül emrine karşı gelir. Tarih dolu bunlarla. Böyle alimler. Evet, bu alimlere, öbür tarafta tamahkar alimlere. İşte böyle vatandaştan farklı, diğer insanlardan farklı. Çünkü biliyor, bilmesine rağmen bir ters yollara giriyor. Aha, böyle şeyler var. Onlara da tutunamayacağı sarp, düz kayalar var. Tutunacak bir yeri yok. Evet. Öyle onları da böylece uyarıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan dolayı bu hadisler, bu ayetler, diğer birçok hadisler de var. İslam'da usul icazet usulüdür. İcazet usulü de hoca, bu şey ehli olan icazetli hoca talebesini önüne oturtur. Yıllarca A'dan Z'ye onu basitten zora doğru okutur. Bu sadece bilgi vermez, onun karakterini, ahlakını yönlendirir, kişiliğini belirler. Bir süre sonra hem
ilmin son üst kısmına geldiği zaman biliyor bu, hadi git demez. Onun halini de yıllarca önünde diz çöküp oturttuğu için ona icazet verir. İslam'da icazet usulü vardır. Ama şimdi o kalktı. Şimdi imtihana giriyorsun. Sen Allah'a inanıyor musun, inanmıyor musun? Ahlakın, karakterin yerinde mi, değil mi? Hiç soran yok. Diploman var mı? Var. Gir imtihana. Sordukları soruyu bildin mi? Geç otur. Sen işte olsun. Bu Avrupa usulüdür. İşler karıştı. İslam'da işte böyle yanlış yola gitmemek için karakterini de yönlendirir hoca. Ahlakını da yönlendirir. Yoğurur onu İslam'ın esaslarına, usullerine göre yıllarca. Ondan sonra hem bilgili hem ahlakı güzel diye icazet verir. Öyle geliyordu. Öyle oluyordu. İslam'da usul buydu. Aksi halde işte bunlardan neler çıkmış, neler çıkmış. Hep tarih bunların misaller dolu. Onları biz diyor hiç tutunamayacağı kayaların şeyin olduğu bir yere sürükleyeceğiz. Hadi bakalım yuvarlanma buradan, dur, nasıl çıkacaksın? Yani bilenler daha çok hesaba çekilecek. Buradan size konuşuyoruz. Evet, ama söylediklerini yapıyor mu, yapmıyor mu? Evet. Dinimizin hükümlerini fazlasız, ilavesiz, eksiksiz ulaştırmak yükümlülüğü. وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغِ Bizim işimiz bu. Bildiğimizi size aktaracağız. Aktarmazsak, susarsak, şu veya bu sebeple yulcemu bilicamin nar. Ateşten gem vuracak Allah. Sonra da ahirette sarp kayalara sürecek. Çık buradan bakalım. Tutunacak yeri yok. Ayağın basacak yeri yok. Çok şeylere. Bir de lime takulune ma la tefalun. Hoca, alim efendi, sen ayetten, hadisten bahsettin. Ama hiç yapmadığını söyledin. Yapmadığını niye yapıyorsunuz? Niye söylüyorsunuz? Sorular var. Evet. Böyle uçurumlar, böyle tehlikeler var. Ama tabii Kur'an'ı bilen, sünneti bilen, icmayı bilen, İmam-ı Azam'ı bilen, onun yolundan gidersen de dünya İmam-ı Azam'a hayran, İmam Şafii'ye hayran. Kadar milyonlar peşinden gidiyor. Ha, bu da böyle. Ahirette de böyle, dünyada da böyle. İmam-ı Azam çok sevmiş her zamanın halifesi. Halk çok sevdiği için, halk isyan etmesin bana diye, ben de İmam-ı Azam'ı seviyorum anlamına başkadı ol benim demiş. Başkadım ol. Benim başkadım ol sen. Halbuki her yaptığı doğru değil adamın. İmam-ı Azam da bunları biliyor işte. Bildiğini yaşayacak, yaşayan bir adam. Hayır demiş, ben demiş sana başkadırlık yapamam. Almasından maksat, halka bak ben sizin sevdiğiniz adamı ben de seviyorum, başkadı yaptım demek. Onun niyeti bu. Ama doğru dürüst işler yapmayınca İmam-ı Azam söylese kelle gidecek. Söylemese لِمَ تَكُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Neden? Herkese söylüyorsun da burada niye yapmıyorsun? O var. Ben demiş kadılık yapamam sana demiş. Yalan söylüyorsun demiş halife. Demiş benim başka da olamayacağımı bizzat sen söyledin demiş. Çünkü şer'an, dinen yalancı adam kadı olamaz demiş. Söyleyecek cevap bulamayınca atın bunu hapishaneye demiş. Hapishanede her gün kırbaçlamışlar, her gün artırarak kırbaçları. Sonunda da şehit olmuş. İmam Şafii de böyle, diğerleri de böyle. Yani böyle bir kahramanlık gösterebilecek mi? Şimdi en yukarı mevkiye ben geleyim mi diye böyle idarecilere yağ çeken bir sürü alim var. Bu da hayır diyor. Şehit olmayı göze alıyor. Aha. Böyle olursan ni âlâ. Böyle olmazsan bakan mansıp peşinde koşarsan işte dünyalık elde etmeye bunu alet edersen yalçın kayalara tırman buradan diyecekler ona. Hadi çık şuradan.
Ya durum böyle. Ama gene de bilmek lazım. Ya da iyi niyetli olursan ol, asgari bilgilere sahip olmazsan şimdi namaz kıldık. Secdede adamı ayağının sırtını yere koyarsa bu secde yok. İlim böyle söylüyor. Hadis böyle söylüyor. İmam-ı Azam böyle söylüyor. Adamın hiç haberi yok. Secde derken ayağını böyle tersini koyuyor. Bu adamın namazı yok. Boşuna kürek çekersin. Mutlaka bilmek lazım. Okumak lazım. Okuyamıyorsan bilene sormak lazım. Mutlaka mecburi bazı bilgilere sahip olmamız lazım. Daha detaylar içinde bir meslek olacak, bir kısım insanlar olacak. Her devirde olacak. Hatta böyle insanlara Kur'an'ın hükümlerini, dinin hükümünü anlatacak kimseleri askere almak yok. Kalsınlar da askerliğin önemini, şehitliğin önemini, bunu öğretsinler diye askere bile almıyorlar. Öyle bir sistem, İslam'ın sistemi. Evet, alimler mutlaka bulunacak, alimler mutlaka sorulacak. Allah'ın emri böyle. Alimler de bildiğini yaşayacak. Her şeye rağmen bu böyledir diyecek. Bizimkiler de böyle. Mesela Yavuz Sultan Selim, hemen kelleleri uçuran öyle sert bir adam. Evet, Zembilli Ali Efendi bir laf söylemiş ona. Hoca, hoca demiş, sen işine bak, talebe yetiştirmeye bak. Benim birinci işim senin gibi zalimleri hizaya getirmek. Kelleyi hiç düşürmüyor bak. Alim böyle. Ama efendim beni asarlarsa, ama efendim beni buradan doğuya sürerlerse diye kurttun mu, sarp kayaları tırman diyor bak, peygamber haber veriyor. Böyle alimler de işte öbür tarafta böyle. Böyle olursan da muazzam, ama o da tabii güzel bir adam olduğu için, Yavuz Sultan Selim evliya adam. Öyle deyince hoca, peki efendim, baş üstüne. Güzel bir adam, inançlı adam. Çaldırana giderken ordu demiş ki, biz gitmeyeceğiz, yorulduk. Çıkmış demiş ki, herkes karısının koynuna dönsün, gitsin yatsın. Tek başıma gidiyorum. Orada her şeyi kazanmış, hayatını hiçe saymış. Oradan evliya olmuş. Evet, bu işler böyle. Çok ciddi, çok tedbirli, bilinçli hareket etmek gerektiren şeyler. Efendimiz işte bunları bize haber veriyor efendim. Evet. Şimdi günlük hayatımızda çok rastlanan şeyler. Şimdi bunlar söylenmiyor. Biz hadislerin başından sonra, bizim okuduğumuz bu kitabı yazan zat, Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesinin girişinde solda yatan Gümüşhanel Hazretleri. Lafımı yanlış anlamayın. Ben talebeyken zamanın başbakanı Menderes. Yurt dışına giderken mutlaka buraya uğrardı. Gelince de buraya uğrardı. Eyüp'e ve buraya uğrardı. Gidişinde gelişinde. Ben talebeyim ve görürdüm. Çünkü biz buranın hocalarından molla olduk, ders okuduk. Şimdi de görüyorsunuz, çırılçıplak geliyorlar buraya. Ziyarete geliyorlar. Kanuni evliyadır. Kanun yanına çırılçıplak geliyorlar. Tabii bir şey diyemeyiz. Kanun var tamam da. O adam seni böyle kabul eder mi? Bir şey söylesen nasıl söyleyeceksin? İşte o zat görmüş, o kabrin yanı şimdi boş ya, orası onun yetiştirdiği hocalar gömülü orada. Şimdi arka kısmında, setin orasında hepsi de, benim hocam da işte orada yatıyor. Bakmış ki o Avrupa'dan gelen pis, cünüp, hayızlı karılar, erkekler, o güzel hocaların üstüne çıkmış, fotoğrafını çekiyor, Kanuni'nin türbesini. Çok üzülmüş, pis, onların muhterem hocalar bunlar, o biliyorum. Demiş ki, bu kabirleri buradan alın demiş, oraya götürün, çiğnenmesin diye. Evet, kabirleri kaldırmaya başlamışlar. Hocamın hocası, Mustafa Feyz Efendi, Gümüşhaneli Hazretleri'nin yetiştirdiği hoca.
gelmişler, bir bakmışlar ki öleli 110 sene olmuş. Hiç çürümemiş. Bugün gömülmüş gibi tertemiz yatıyor. Allah Allah demişler ya. Nasıl olur? Kim kim derken hocamı bulmuşlar, çağırmışlar. Anlat, ağzından dinledim. Kucağımı aldım dedi, şimdiki yerine taşıdım dedi. Bu Gümüşhane Hazretleri de oradan kaldırmak istemişler. Fakat Grayder onları düzeltirken kaldıracak. Grayder'ın bıçağı kırılmış. Bakan mühendis bundan şey etmiş, korkmuş. Ben demiş, kaldırmıyorum, yapmıyorum. Hadi lan demiş, git şuradan. Atmışlar görevden. Yeni gelen kaldırmaya çalışırken kafayı üşütmüş, tımarhane gibi, Bakırköy'e gitmiş. Delirmiş adam. Yani o hoca öyle hoca, bu kitabının yazarı öyle hoca. Onu ellememişler, bir demir parmaklı yapmışlar ki üstüne gavurlar çıkmasın, çiğnemesin diye. Allah razı olsun, bu kitabı biz bunun tertibi üzere hangi hadis gelirse çeşitli konulara geliyor, harp sırasını yazmış. Şimdi bizim piyasada çok görülen bir derdimizi dile getiriyor, hadisi söylüyor. Es-sufratu. Evet, saçı, sakalı siyaha, sarıya boyamak. Efendim, es-sufratu. Saçı, sakalı sarıya boyamak. Kırmızıya, kına ya, rengine boyamak. Hıdabul mü'min. Mü'minin boyasıdır. Evet. Şimdi ben sakalımı bu hadise uyaraktan kına rengine boyasam sokakta hoca üşütmüş derler, değil mi? Herkes öyle söylüyor. Çünkü bilmiyor bu mesele. Onun için ben de Kabe'de boyadım. Ne yapayım? Hiç olmuyor. Bu sünneti yerine getireyim diye. Bir Ramazan'da gitmiştim. 3 ay kalmıştım. Orada boyadım. Orada beni kimse tanımadığı için söylemezler ama burada sakalımı kırmızıya boyasam kınaya hoca kişileri kaçırmış derler. Unutulmuş bu sünnet. Ama peygamber bu. Saçı, sakalı sarıya kına rengine boyamak hıdabul mü'min, mü'minin boyasıdır. Vel humratu hıdabul müslimin. İşte evet, kırmızıya boyamak Müslümanın, sarıya boyamak mü'minin boyasıdır. Evet, şimdi dinle. Ve sevat hıdabul kafir. Siyaha boyatmak kafirin boyasıdır. Adam saçı avardı diye simsiyah boyuyor saçını. Boyamıyor mu? Ne kadar boyayan var. Sakalını siyaha boyuyor adam. Genç görünmek için. Veya şu veya bu sebeple. Ve sevadu hıdabul kafir. Kafirin boyasıdır. Evet. Birincisi peygamberin sünneti. Peygamber böyle yaptı diye yaparsanız kazanırsınız. İkincisi Efendimiz'in yasağıdır. Onu çiğnerseniz evet, işiniz var. Hem Müslümansınız, hem de peygamberi. Bunlar önemsiz işler. Benim bir sünnetimi önemsiz diyen Allah'ın emirlerini, Resulullah'ın emirlerini önemsiz sayar. Men istehane. Evet, sünneti, benim bir sünnetimi hafife alan, önemsiz diyen İstihan Allah ve Resuluhu, Allah ve Resulünü önemsiz demektir. Öyle yapmış olur diyor. Çünkü ne diyor peygamber Allah? Fettebi'un nebiyyil ümmi. Ümmi peygamber Muhammed Mustafa'ya tabi olun. Peygamber tuvalette nasıl oturur? Siz öyle oturun. Elbise nasıl giydi? Öyle giyin. Konuşurken nasıl yaptıysa öyle yiyin. Yemek yerken nasıl dediyse öyle yiyin. Yürürken nasıl yürüdü öyle yürün. Bulasa hayatın en ince noktalarında bile şimdi söylüyoruz. Hiç kimse yapmıyor. Çünkü hocalarımız bundan bahsetmiyor ki. Bunlar lüzumsuz şeyler, teferruat. Teferruat olur mu ya? Ne diyor ya? Benim bir sünnetim, bir sünnetim bak. Sünnetlerim de kısım kısımdır. Demiyor bak. Benim sünnetim hafif olan Allah'ın emrini hafif. Allah ne diyor? Peygamber'e uyun. Fettebu'n nebiyyil ümmi. Atiullah ve atirrasul. Resulullah'ın dediğini yapın. Evet, öyle söylüyor. Allah hafife almıştır.
beni hafife almıştır. Benim bir sünnetimi değersiz gören, böyle ya namazdan sonra farz kıldığımız yerde sünnet kılmayın diyor Peygamberimiz. Aciz misiniz ya? Farz kıldığınız yerden şöyle değiştirin yerinizi diyor. Sünnet diyor, benim farz kıldığım yerde Allah'ın farzını kıldığınız yerde kılmayın. Hanginiz yapıyor? Hangimiz yapıyor? Evet, basit bir şey. Hocam rica ederim ya, böyle şey. Ya Peygamber söylemiş. Peygamber söylemiş, mübarek. Allah'ın emri de böyle. Değiştir böyle yanındakini. Adama dedin mi? Bakıyor şöyle. Niye? Bilmiyor çünkü. Bilgi azalınca kavga çıkıyor. Şimdi tabii biz size bildiklerimizi aktarmazsak ateşten gem vuracak. Şimdi ben geldim buraya. Çocuk da burada. 7 yaşında çocuk. Burada dedim, duramazsın dedim. Her çocuk bir şey demeden gitti. Yanındaki adam biraz ters baktı bana. Daha evvel de bir yaşlı adam 3 yaşında, 4 yaşında iki tane çocuğu eline, birini bir tarafa, birini bir tarafa almış, ta buraya durmuş. İkindi namazında. Hoca dedim kulağına. Şu herife söyle dedim. Çocuklar götürsün. Hocam bu beni aşar dedi. Ben söyleyince adam nasıl kızdı. Kaybolurlardı, kaybolurlar. Sen git dedim oraya. Ama nasıl kızdı adam. Peygamber sünnetini hatırlatıyoruz. Şimdi diyorum, farz kıldığınız yerde sünnet kılmayın. Değiştirin yerinizi diyor. Yanında kızın, önünüzde, arkamızda. Bu çok mühim bu. Yahu Peygamberin sünneti değil mi bu? Sağla ye, solla yeme diyor Peygamberimiz. Solla yemek haramdır demiyoruz. Ama Peygamberin sözü var. Sağla yiyin, sağla için. Besmele çekin diyor. Şeytan soluyla yer, soluyla içer. Şimdi bakıyoruz bizim profesörümüz, sağlı sollu hocamız. Evet. Saat benim sağımda, görüyor musunuz? Saati sola takmak haram değil, günah değil. Güzel kardeşlerim. Ama Peygamberimiz diyor ki, evet. Her işinizde sağı tercih edin. Teyemenu fi kullil umur. Peygamberin emri bu ya. Mubah olan, helal olan her işte sağı kullanın diyor. Efendimizin sözü böyle yahu, mübarek. Onu buraya takacaksın, buraya tak. Ve Peygamber uyma niyetiyle bunu yaparsan, evet, men ahya sünneti inde fesadi ümmeti kâne ma'i fil cennet. Ümmetin bilmediği, bu işleri önemsemediği zaman, bozulduğu zaman benim bir sünnetimi yapan cennette beni ver. Devamlı yapıyorsanız, Peygamber uyma kastıyla yapıyorsanız, yani Peygamber sünnetlerini yapan adam, ha Süleymaniye yapıyor. Evet, mimardan duydum efendim. İngiliz mimar profesörden, bu Mimar Sinan'la ilgili sempozyum oldu. Bakıyorum diyor gavur, aynı anda diyor İstanbul'da diyor cami yapmış diyor bu Mimar Sinan diyor. Aynı anda Tahran'da yapmış diyor. Aynı anda Kahire'de yapmış diyor. Dünyanın kaç yerinde diyor aynı. Adım gibi biliyorum diyor. Onun eseri diyor. Uçak yok diyor, otomobil yok diyor. Neyle gittin lan diyor. Evet. Ben dedim ki sen anlamazsın lan gavur. Evet. Bu mihrabı koyarken ayağının parmak uçlarına dikelmiş, kıbleye dönmüş. Parmak uçlarına dikelmiş, böyle böyle bakıyor. Usta demişler, hayrola neye bakıyorsun? Kabe'ye bakıyorum da demiş. Mihrabı yanlış koymayayım diye. Buradan Kabe'yi görebilir misin lan sen? İşte böyle güzel Peygamberimize aşık olursan, sünnetlerini basit masit demezsen, aha böyle oluyor bak, gavur diyor, anlayamıyorum diyor. Bir santim diyor, bu Süleyman'ın diyor, şeysi diyor, geniş olsa diyor, ses duyulmaz diyor. Bir santim diye eksik olsa yine duyulmaz diyor. Böyle vurdun mu diyor, caminin her tarafı duyuluyor diyor. Bu ölçüyü nasıl buldun yav diyor. Gavur söylüyor bunu, İngiliz gavur profesörü. Sempozyumda. Evet, güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme uyarsan, sünnetlerini hayatında rehber edinirsen, aha böyle oluyorsun.
Evet. Aha böyle oluyorsun. Efendimiz de bu sünnetlerini hocam sallayayım. Öyle diyor bana adam. Böyle teferruatla uğraşıyoruz ya diyor. Ana mesele dururken Peygamber'in sünnetini teferruat diyen dayak yiyecek öbür tarafta. Evet. Efendimizin sözü öyle. Bu kendini rehber edineceksin. Sarı müminlerin boyasıdır. Kırmızı Müslümanların boyasıdır. Ve sevat hıdabül kafir. Siyah kafirlerin boyasıdır. Herif çok görürüz. Biz de 42 sene hizmet ettik. Her türlü adamla girdik çıktık. Adam saçını simsiyah boyatıyor. Kafirlerin boyasıdır. Ben bak saçını siyah boyadı kafirdir demiyorum. Yanlış anlamam ha. Ama müminseniz, Müslümansanız sarıya boyatın. Kına rengine boyatın. Siyaha boyatmayın diyor. Bu Peygamber'in isteği. Salihlerin yolu budur. Efendimizin yolundan giden salihlerin yolu budur. Evet. Şimdi bunu yaparken dikkat edin önemli. Diyor ki İmam Gazali bunu yaparken şuna bunu hoşuna gitmek için değil. Muhammed Mustafa böyle söyledi diye onun sünnetine uyma kastıyla yaparsa budur. İşte o zaman sarı müminin boyası kına rengi Müslümanın boyasıdır. Öyle diyor. O zaman böyle olur. Ve o zaman sünnet işlediği için Efendimizle beraber cennette evet. Evet. El hıdabu bis sevadi haramun. Buradan okuyorum. Cevat Hoca böyle dediyorsunuz. Gülümüz alıyoruz. Ben aktarıcıyım. Siyah boya ile boyanmak erkeklerin saçını, sakalını siyah ile boyatması haramun, haramdır. Buradan okuyorum. Buradan okuyorum. Şimdi adam dışarıda siyasetçi veya şucu bucu ihtiyar demesinler diye saçını siyah boyatıyor, sakalını siyah boyatıyor. Haramdır. Evet. Ama genel seferberlik ilan edilmiş. Bütün erkekler cepheye denmiş. Evet, İstiklal Harbi'nde böyleydi ya. Adam 60 yaşında sakalı varmış. O zaman siyaha boyat, gavur genç zannetsin seni. Çünkü ihtiyar diye umutlanır, zorluk çıkarır. Halbuki genç olduğunda korkar bir şeyden. O ayrı. O zaman fele be'se bih. O zaman zarar yok. Bu kasıtla savaşta kafire genç gözükmek için kazada o zaman problem yok. Bir de evet bazen gençken ağarıyor saçlar. Bizim orada öyle bir sülale var. Daha çocukken ak saçı, Akbekirler diyorlar adına. Akbekir adı üzere saçları ak. Gencecik çocuk. Evet şimdi evlenmiş hanım şey çıkarıyor. Her gün kavga, huzursuzluk çıkarıyor. Ha, yuva yıkılmasın diye bu evlilik eğer öyle böyle bir problem varsa bu adam da delikanlı da saçını siyah boyatabilir. Yuva daha önemli. Kazada olan bir maksatla caiz zararı yoksa onun da zararı yok. Bunun dışında genç gözükeyim, rey alamam yoksa mesela seçime geliyor veya şu veya bu. Aha, o maksatlarla haramdır diyor. Ben de buradan size bunu aktarıyorum. Evet, siyaha boyamak saçını bir mazeret yoksa haramdır. Tabarani Hakim Müstedrek'inde Abdullah bin Ömer'den evet. Abdullah bin Ömer girmiş meclise. Sakalını siyah boyatmışmış. Fakale esselamu aleyke ey ve Şüveyb. Şahap genç demek. Şüveyb hani ona şey diyor. Dalga geçiyor peygamberimiz. Bir şey söyleyecek çünkü. Yaptığı hareketin yanlış olduğunu söylemek için gençlik diyor. Gençlik. Gençlik.
Selam sana gençlik diyor. Hayrola? Evet. Nedir bu? Osman söylemiş bunu. Müslümanın saçını, sakalını siyah boyatması doğru değil. Mümin sarıya boyar, Müslüman pınar rengine boyar, siyah boya kafirin saçının rengidir diye hadisi o zaman söylemiş. Evet, bu hadisi öyle söylemiş efendim. Evet, bunu da siz hem kendiniz hem kendimiz hem böyle bilmiyor, yapıyorsa hadis bu. Ben de aracıyım, söyledim, bana kızmak yok. Efendimizin şeyini bileceksiniz ve bu arkadaşları uyaracaksınız. Uyaracaksınız. Evet efendim. Es-salatu namaz. Evet. Fi cemaatin, cemaat ile namaz. Tadilu hamsen ve işrine. 25 kat sevap kazandırır. Salaten. فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فُلَاتٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاتًا. Bir kimse cemaatle namaz kıldığı zaman 25 kat sevap alır. Ama kıra bayıra gitti, kimse yok, gören yok. Orada gidenlerle hanımını, çocuklarını, oğlunu, arkadaşları toplandılar. Ezan okudular, cemaatle namaz kıldılar. Diyor ki 50 katına çıkar. 50, 27 dedi ya, o zaman evet 50 katına çıkar. Fetemmer, o secdeyi, secdeleri tam yaparsa belagat hamsine salaten, sevabı 50 cemaatle namaz kılmış gibi olur. Kırda bayırda ve dağlar taşlar cemaatle kırda bayırda namaz kılanların arkasında cemaat olur. Şurada 3 kişiyiz deme. Orada bütün melekler doldurdu oraları. Orada melekler cemaatin oldu ona göre. Kırda bayırda yani biz eğlenmeye gidiyoruz. Namazın akla gelmesin sakın ha. Kırda bayırda namaz kılmak çünkü unuturlar genelde. Kırda bayırda cemaatle namaz kılmak, ezan okumak 50 katına çıkarır. Burada şimdi 27-25 kat aldık, şimdi 50 katına çıktı. Evet, öyle söylüyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bunu da hiç unutmayacağız. Evet, şimdi burası cami. İnne büyütallâhi fil ardı. Yeryüzünde Allah'ın evleri el mesacit, mescitlerdir. Burası Allah'ın evi. Allah'ın evi dedim. Kabe'de oturuyorum, anlatıyorum ya. Kabe'ye bakmak lazım. Konuşurken bile birbirinize bakmayın. Kabe'ye bakın. Kabe'ye bakmak ibadet çünkü. Konuşurken Kabe'ye bakın, konuşun. Ben de oturdum, ona bakıyorum. Geldi, televizyondan tanıyor beni. Selam ve aleyküm selam. Hocam nereye bakıyorum? Kabe. Burası ne dedi? Beytullah dedim. Ne demek dedi? Allah'ın evi. Allah burada mı oturuyor dedi bana. Aynen böyle. İki tane çakacağım şimdi. Hacca gelmiş. Allah mekandan münezzeh olan Allah'ın evi olur mu lan? Ama hacca da geldiği halde bilmiyor bakın. Ezbere gelmiş. Allah burada mı oturuyor dedi. Allah'ın evi deyince. Şerefine binaen Allah'ın evi deniyor. Burada da bak öyle diyor. Mescitler yeryüzünde Allah'ın evleridir. Ve inne hakkan alallah azze ve cel en yukrim men zarahu fiha. Hadis efendimizin sen birisinin evine ziyarete gidersen kahve pişirir, şeker ikram eder, yemek sunar, değil mi? Bu insanlık gereğidir ya. Allah'ın evi olur ne mescit? Oraya gelince hemen öyle diyor ki kendisinin evinde Allah'ı ziyaret eden bir kimse cemaatle namaza gitti mi, onu ziyaret edene Allah'ın ikram etmesi Allah üzerine haktır diyor.
ikram etmesi mecburidir demek edepsizlik. Allah hiçbir şeye mecbur değildir. Ama kelimenin lügat manası bu. Hakkın alellahi. Allah'ın üzerine mecburidir diyeceğiz, diyemeyiz, edepsizlik olur. Bu kadar garanti, Allah'ın ikramda bulunması ona haktır buyuruyor. Evet, şimdi cami yapmak, sadaki cariye. Biz burada namaz kılıyoruz, geçen haftada söyledim, vaaz ediyoruz. Kanuni'ye yazıyorlar, o yaptırdı ya burayı. Evet, sadaki cariyedir. İnne büyüti fil afi ardil mesacit, yeryüzünde benim evlerim mescitlerdir. Venne züvvari fihe, hadisi kutsi bu. Camilerde beni ziyaret edenler kimlerdir? Ummaruha, camiyi yapanlardır. Şimdi Mimar Sinan yaptı, kanunu yaptırdı. Sevaplar alıyorlar. Kimse gelmedi. Cami denir mi buraya? Ben komünizm varken Bulgaristan'dan geçtim. Daha yıkılmamıştı komünizm. Arabamla geçiyorum. Bir baktım minare gördüm. Saptım. Kapılar kilitli. Namaz kılan yok hiç. Bizim Osmanlılar yaptırmışlar, öyle duruyor. Böyle giderken yanından, şöyle gezerken içeriden bir ihtiyar camı tıkıldattı. Şey gözlü, mavi gözlü, sakalı yok, böyle ihtiyar. Gel dedi, gel dedi, pencereden gel dedi. Kapı girdi, pencereden girmiş, ben de. Şimdi girdik, cami demeye 1000 şahit lazım. Camiyi siz yapamadınız, Süleymaniye'yi ben yapamadım diye gam yemen. Süleymaniye Camisi'ne cemaatle namaz kılıp geldiniz mi? Siz de cami yapmış olursunuz. Aha öyle diyor bak. Cüvvâri fîhe, camide beni ziyaret edenler camiyi yapanlardır, yapmış olurlar. Çünkü kimse gelmesi cami olmaz ki. Bunu cami olmasını sağlayan burada namaz kılanlar. Bakın cami yapmış gibi sevap alırlar. Evet. فَتُوبَا لِعَبْدٍ تَطَحَّرَ ف۪ي بَيْت۪ي ثُمَّ زَارَن۪ي ف۪ي بَيْت۪ي. Evinde abdest alıp tertemiz olduktan sonra camimde, evimde beni ziyaret eden mü'mine müjdeler olsun. فَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ اَنْ يُكْرِمَ زَارَهُ زَائِرَهُ. Ziyaret edene ev sahibinin ikramda bulunması haktır diyor güzel peygamberimiz başka bir hadiste. Onun için evde namaz kılmayın. Emekliyseniz, işiniz yoksa, memur değilseniz, işçi değilseniz 5 vakti camide kılın. Görüyorsun hadisleri. Onu çok okuyorum bunu. Evet. İnne men hafaza ala haulâ'is salavâtil hams. Bu 5 vakit namazı camide, evet, fi cemaatin, camide cemaatle kılmış olan bir kimseye gelince kâne evvele men yecûzu alâ sırâti kel barkı ellâmi'i. Sırat köprüsünden geçeceğiz. Sırat köprüsü cehennem üzerinde. Oradan geçerken bir kısmı şimşek gibi geçecek. Bir kısmı koşarak geçecek. Bir kısmı yürüyerek geçecek. Bir kısmı da bir gidecek, korkacak, duracak, bir daha böyle düşe kalka gidecek. Bir kısmı da giderken güm, cehenneme yuvarlanacak. Allah bizi onlardan, ümmeti Muhammed'i düşenlerden eylemesin de. Diyor ki, 5 vakit namazını camide cemaatle kılan bir kimse, iyi Allah, sırat köprüsü yüzünde. كَانَ اَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ عَلَى الصِّرَاتِ كَالْبَرْقِ اللَّامِعِيمِ. Şimşek çakıyor ya, aha böyle geçecek diyor. Peygamber öyle söylüyor. Bir, iki, ve haşerallahu fi evveli zümretin minessâbikîne. Evet, mahşerde uzun sıkıntılar çekeceğim, bekleme var. İlk cennete gireceklerin arasına girer, orada uzun süre bekleme, sıkıntıya girmez. Ve kâne lehu fî kulli yevmin ve leyletin hafıza aleyhinne. Kecir elfi şehidin, Allahu Ekber ve lillâhilâm. Her gün 5 vaktini camide namaz, camide kılan adama
Allah yolunda öldürülen bin şehit ecri, bin şehit gibi ecir vardır. Tabarani hadisin ravisi o kitap, Peygamberin sünneti. Onun için bunları elde etmek açısından mutlaka camiye gitmesi, namaz kılmaya, yatsıda sabahta fabrika yok, dükkan yok, memuriyet yok. Yılmaz yatsı sabah ki münafıklıktan da kurtulursun. Yatsıyla sabahı camide kılan sabaha kadar ibadet etmiş gibi de ecir alır. Gündüz dairede, fabrikada tamam. Ama senin ihtiyarsan camiye beş vakit, bir bunları kazanmak için hadis okuduk. İki, şimdi bir sürü adam var. Herkes camiye geldi mi? Kaç kişi var burada? Meyhanede nara atan yok mu? Genel evde zina eden şu anda yok mu? Kumarhanede nara çeken yok mu? Şu anda var. Bunları bizim önlememiz lazım. Ümmeti Muhammed'in işi bu. Küntüm hayrı ümmetin hukucetliğine te'muruna bil maruf ve tenhavnü münker. Bizim alamet-i farikamız bu. Çek ulan, içme diyeceğiz. Oynama, zina etme. Diyemiyoruz. Diyemiyoruz. Kötülüğü engel olmadın mı? Allah onları kızar. Gazap etmek için meleklerini çağırır. Buhari Müslim hadisidir. Fakat müminler camiyi doldurunca Efendimiz'in hadisi böyle. Müminlerin camiyi evinde onu ziyarete geliyorlar. Doldurmasını görünce gazabı diyor geçer. O görevli melekler diyor ki sizi bunun için çağırmıştım. Ama benim kullarım camiyi doldurdular, güzel namaz kıldılar, onun için belaları kaldırdım. Evet, vatanımızın batmasını istemiyorsan, zelzelede, şubada, gavurlar şimdi kıskanıyorlar. Eyvah diyorlar, Türkiye elimizden kaçıyor, ne kadar haset ediyorlar. Onların belaları gelmesini istiyorsan camiyi doldur. Bu açıdan bir, bu açıdan bir de camiye geldiniz mi? Şimdi hocaya yıktık, uydum, şimamı demedik mi? Hesabını hoca verecek. Sizin namazınız garantili. Eğer abdestinizde bir yanlışlık yoksa, okumanızdan, şundan bundan hesabı hoca verecek. Hesabı verecek. Onun için bu açıdan da garantili bir namaz, zaten öyle söylüyor. Garantili bir namaz, kendinden evvelki namaz arasındaki günahları sildirir. Bu bakımdan da camiye gelin, memlekete felaket gelmesin diye camiye gelin, büyük sevapları almak için camiye gelin, çoluğunuza, çocuğunuza, arkadaşınıza, sevdiklerinize bunu söyleyin. Tabii biz söylüyoruz, şimdi burada lokantalar var, kahveler var. Yolum öbür tarafında, değil mi? Biz onları hor gördüğümüz için söylemiyorum, öğretmek için söylüyorum. Ezan okunduğu zaman, hiçbir mazereti yoksa, çok uzak yol, yol çamurlu, karanlık, hiçbir şey yok, asfalt, karanlık değil, çok uzak değil, aha yolun öbür tarafı. Gelmezsen, Peygamber lanet ediyor arkadaş, benden duyurması. Hiçbir mazereti yokken camiye gelmeyeni Peygamber lanet ediyor. Hoca dedi ki, yazma bunu kitabıma dedi. Peygamber niye söylemiş bunu dedi. Duyurmayacaksa niye söylemiş? Yazdım. Kaynağım eserimde var. Şimdi orada gelmiyor. Bunu nasıl söyleyeceğiz? Kim söyleyecek? Müslüman onlar. Ali, Mehmet, Hasan, Müslüman. Neden biliyorum? Gelen gavurlar yemek yiyor. Bakıyorsun, lanetli gelmediği için. Hadise göre ben lanetli demiyorum. Ama bakıyorum, gavurun yüzünde hiç ışık yok, onda gene iman ışığı var. Mümin olduğu belli yani. Ama böyle bir vebali var, mübarek adam. Gel hiç olmazsa farzı kıl git. Farzı kıl, müşterini geri kaçırma. Ama her konuda böyle. Sizin de eviniz camiye yakınsa, yol asfaltsa ki her öyle, ışık varsa gece gündüz, emekliyseniz beş vakti camide kılın, bu güzel Efendimizin müjdelerine nail olun. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah,
Estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayy el kayyum ve tübü iley. Fatiha-i şerife besmele ile beraber. Üçer salavat-ı şerife Allah'ım. İkişer elem neşrah leke besmele ile beraber. On beşer İhlas Suresi besmele ile beraber. Fatiha-i Şerife besmele ile beraber bismillah. Üçer salavat-ı şerife Allah'ım. Amin. Subhan rabbiyal aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ya Rabbi namazımızı kabul eyle. Dersimizi kabul eyle. Okuduğumuz süver-i celile-i ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruh-i pakine, cümle peygamberler aleyhim salavat ve teslimatın ervah-i paklerine, cümlesinin ehl-i beyt, ehl-i ashab etbaları rıdvanına aleyh mecmuan efendilerimizin ervah-ı paklerine bil cümle ahirete itihar eden mü'min ve mü'minat rahmetullah aleyh mecmuan ervahına hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhane'yi başta olmak üzere meşayih efendilerimizin, üstazlarımızın, feyiz aldığımız hocalarımızın ervahıyla beraber buracıkta toplanan bizlerin ahireti göçmüşlerimizin ervahına bağışladık. Vasıl eyle cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecelerini de yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenat tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Peygamber Efendimiz'in sünnetlerini belleyen, uygulayan, din kardeşlerine de öğreten, böylece Efendimizin iki cihanda yüzü ak çıksın dediklerinden olmayı bize nasip eyle. Aziz vatanımızı, tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Bizleri
Ya ilahel alemin, hakkı görüp hakka teslim olanlardan eyle. Batıl yanlışı görüp ondan uzak kalanlardan eyle. Bizi salihlerden sevdiklerinden eyle. Bunun için tevfik-i samadaniye bizleri mazhar eyle. Akıbetimizde hayr eyle. Subhane rabbil rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.